buradaki mesela şimdi kapıyı at, Allah kar öpme korona var ya korona var korona korona var korona Merhabalar dostlarım hoş geldiniz bugün sizlerle horror kes isimli oyunun üçüncü evinde oynayıp bu oyunu da bitireceğiz arkadaşlar biliyorsunuz peşimizde bizi öpmeye çalışan bir teyze var diyoruz ki öpme tabi bunu diyemiyoruz kaçıyoruz yapacak bir şey yok deyip kaçıyoruz Gördüğünüz gibi 3. evde bizi bir odadan başlatıyor ve ilk kapı kilitli arkadaşlar. Şöyle duvarda postitler var. İşte yeşil, ne bileyim, sarı. Ondan sonra diğer renkteki postitler var. Burada bizden bunları çözmemizi istiyor. Tabii ben en son lisedeyken fonksiyon vesaire falan çözdüğüm için, denklem falan çözdüğüm için bunları çözmekte birazcık zorlandım. Bu sarı yeşil falan kolay ama diğerlerinde birazcık zorlandım. Ama hiç merak etmeyin. Hepsini çözdüm. Sırayla hepsini yapacağız. A artı B 8. A çarpı B 15. C artı D eşittir A. A da küçük B demiş arkadaşlar. C'de küçük D demiş. Bu durumda e, hemen şuradan bir deneyelim. A'nın 3 olması lazım. B'nin 5 olması lazım. Bu durumda C'nin 1 B'nin de 2 olması lazım. Ve bu şekilde anahtarımız buluyoruz arkadaşlar. Her odada bunlardan bir tane var. Ya şurada izleyicilerime bir şey anlatıyordum. Güzel güzel gelip kapının önünde dikilmişsin. Beni bekliyorsun. Ayıptır ya. Yapma güzelim ya. Lütfen. Şimdi burada arkadaşlar en aşağıdan başlarsak çözmesi biraz daha kolay olacaktır. 7, 9, 11 tek sayılar aritmetik bir şekilde gidiyor. Demek ki B1, C3, D5. Bu durumda da A da 2 olacak. Yeşil için şifremiz A B, yani bu durumda 2 1 3 5 olması lazım diye düşünüyorum şifrenin. Bu arada mavi kağıtta ne yazıyormuş diye bir bakalım. Mavi kağıtta da diyor ki e, duvar boyunca yürümeliyim diyor. İşte nerede olduğunu unutmamalıyım diyor vesaire falan. Sarıyı çözmüştük arkadaşlar zaten. Ee, bu arada ben bunları bir kağıda yazıyorum arkadaşlar Çözüp bir kağıda yazıyorum çünkü bu odaya bir daha geri dönmemeye Çalışacağız ee, Yani Bu bizim peşimizdeki cadı odası yakalanmadan bütün şifreleri tek tek yazıp Çıkmaya çalışacağız Şimdi burada da e, Bir kere Soru işaretinin 5 olması gerekiyor arkadaşlar soru işareti 5 olunca C6 A'da 4 oluyor Geriye bulmamız gereken ne kalıyor? B kalıyor. B de 7 olacak arkadaşlar. Yani 4, 5, 7 ve e, C'ye de ne demiştik? 6. 4, 5, 7, 6 şeklinde. Turuncu anahtarımızı bu şekilde bulacağız. Beyaz anahtara bakıyoruz arkadaşlar. 3, 5, 7, 11. Burada da ben bunları asal sayı olarak düşünüyorum yani 3, 5, 7, 11 şeklinde asal sayıları yazmış tek tek şeklinde düşündüm. Yani a1, ee, a1 ise aşağıdaki ikinci sırada beşer beşer artıyor. B bu durumda arkadaşlar beşer beşer arttığı için 17 yani b'nin 7 olması gerekiyor. C'nin de arkadaşlar 1, 2, 3, 5 ee, önceki sayı Önceki iki sayıyı toplamış arkadaşlar. 1 ile 2'yi toplamış 3, 2 ile 3'ü toplamış 5, 3 ile 5'i toplamış 8. Yani AC'de 13 olacak. 8 ile 5'in toplamı. Bom! Bam! Oh! boom! Pow! Vallahi yoruldum ya. Problem çözmekten yoruldum. Neyse. Demek ki neymiş? 1 7 1 3 şeklinde olacak. Beyaz şifremiz, kırmızıda da arkadaşlar 1, 6, 12, 19 şeklinde. Şimdi ilk sırada e, 1 ile 6 arasında 5 fark var. Bir bakalım. Oh my God! Wow! Oh my God! 6 ile 12 arasında 6 fark var. 12 ile 19 arasında 7 fark var. 19 ile AB arasında da 8 fark olacak. Yani AB sayımız burada ne olacak arkadaşlar? 27 olacak. AB sayısı 27 olunca 2 artı 7. C sayısı 9 olacak. D'ye de dikdörtgen demiş. E, tam çözemedim ama dikdörtgen derken herhalde 4'ü kastediyor. Bilmiyorum. Onu yani oraya gelince deneriz. E, yani umarım doğru çözmüşümdür bunları. Artık problem mi diyeyim, fonksiyon mu diyeyim, denklem mi diyeyim? Eee aritmetik sayılar mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama dediğim gibi bunların üzerinden nereden baksanız bir 10-11 senem geçti. Umarım paslanmamışızdır. Şimdi az evvel size göstermek için kapıyı açar açmaz arkadaş yapıştı üstümüze. O yüzden bu sefer biraz daha temkinli oynamak istiyorum. Şimdi şöyle kapı deliğinden, kapı aralığından bakıp kendisini görebiliyoruz derken şansıma tam da önümdeymiş. İyi ki kapıyı açmamışım. Şimdi e Giderken biz de peşinden fıtı fıtı yürüyeceğiz arkadaşlar. Şöyle sakin 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 sakin. Çömele 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 çömele. Hemen şuradan benim buraya girmem lazım. Çünkü girdik mi? Girdik. Bir an giremedim zannettim ya valla. Sinir stres hastası yaptı bu beni. Şimdi burada hangi anahtar vardı hatırlamıyorum ama e, ikinci anahtarımızı buradan alacağız. Şöyle sakin sakin. Yeşil anahtarımız varmış. Hemen yeşil anahtar için şifreye bakıyorum. 3-5-1-2 ee, Bu yeşil anahtar için değil miydi ya? Bir saniye. 2135 olacak arkadaşlar. Ben yanlış anahtarın kodunu girdim. 2135 yeşil anahtar. Hemen buradan açıyoruz. Bir an hata verdim ya. Bir an kötü çözdüm diye çok üzülmüştüm. Ama neyse ki doğru çözmüşüm. Zaten yani basit problemler diyeceğim. Yani basit diyeyim ya. Siz zaten hala hayli yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada hala bizim bu Mendobur teyzemiz gözükmüyor. Şuna bir isim koysaydık ya. Yorumlarda keşke isim yazsaydınız da buna bir isim verseydik. Gulyaban diyelim mi? Ne diyelim? Neyse içimizden geldiği gibi hitap edelim ya çok da isim vereceğiz diye kasmayalım. Şöyle sinsi 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 hemen hemen karşıdaki odaya girmemiz lazım. Kapattık kapımızı da. Şimdi burada turuncu anahtarı alacağız arkadaşlar. az evvel yanlış yazmıştım şifreyi. Şu an kağıttan bakarak yazıyorum. 4, 5, 7, 6 olması lazım turuncu anahtarın ki aynen öyle o şekildeymiş. E, turuncu anahtarı da bulduk. Sıra geldi gümüş anahtarı arkadaşlar. Gümüş anahtar bu odanın direkt karşısında. Şöyle bir yine şu kapı aralığından çok az bir görüş olabiliyor. Yani çok buradan bakabiliriz. kapıyı direkt açmak istemiyorum ya. Direkt ya, ya görmek istiyorum. Çünkü az evvel direkt karşıma çıkmıştı yani derken gördüğünüz gibi yani şu an önümüzde kapıyı açsam direkt gelip yapışacak ya. Yani Şimdi geriye doğru gitmesini bekleyeceğiz. Geriye doğru gittikten sonra arkasından yavaş yavaş sinsice gümüş anahtarı almaya gideceğiz. Hala yürümüyor ya. Neyse şimdi yürümeye başladı. Ee, adım seslerini takip etmeye çalışıyorum. Bir iki adım daha attıktan sonra çıkacağım artık buradan. Bence artık çıkabilirim. Hiç şöyle sağ tarafıma hafif bir bakıyorum. Duvara da yapışıyorum. Sürüngen gibi yapışa yapışa gidiyoruz arkadaşlar. Burada artık beyaz anahtarımızı alacağız. Beyaz için şifremize hemen bakıyorum. 1713 olması lazımdı Aynen öyle 1713 Hemen buradan beyaz anahtarımı da alıyorum Odalarda sandalyelere falan çarpmamaya dikkat edin arkadaşlar aman diyeyim direkt Anında belir veriyor valla Bir de odalarda saklanacak yer de yok Bir de kokumuzu aldığı zaman da gitmiyor kadın yani yapışıyor Şu an şu an yürüyor ama bana doğru mu yürüyor nereye yürüyor Bilmiyorum şu an ses artıyor sanki yaklaşıyor gibi hissediyorum. Ama durdu da. Bir kapıyı açayım mı ya? Ne dersiniz? Bir bakalım mı? Allah kahretmesin seni. Geliyor mu? Herhalde görmedi. Şimdi yaşlı arkadaşlar gözlerinde katarak var. Gözlerine perdeymiş görmüyor hemen. Şimdi hemen şu ışığın olduğu yerde bir tane kapı var. Bizim oraya girmemiz lazım. Oraya gireceğiz. Başka yolu yok. Hemen şuraya saklanayım. Oy. Şu kapı arkadaşlar. Şuraya girmem lazım. Girdim. Ya. Cem Yılmaz'ın gösterisinde bir esprisi vardı arkadaşlar. Bilir misiniz? Bu adamlar tutup Cem Yılmaz'ı öpüyormuş. İşte bir elinden tutup boşa çıkartıp şak diye yapışıyorlarmış. Resmen şu an bu teyzenin bize yaptığı bu yani. En sinir olduğum adam. Hani tak tak hoppa of. Dersin ki geliyor. Neyse şu diğer tarafa doğru yürüdüğünde ben de arkasından sessiz sessiz yürüyeceğim. Ya ama dümdüz giderken nasıl oluyor da geri dönüyor ya. Hani ben mi çok sabırsız davranıyorum? Nerede? Şu an bana doğru geliyor. En iyisi şuradan yine biz bir dikizleyelim. Ee, az evvel birazcık sabırsız davrandım ama yani dönmesini de beklemiyordum açıkçası. Ben 10 dakikada bitiririm diyordum ya. Valla kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim öpücük manyağının azizliğine uğradık. Neyse. Hemen kapı 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 kapı. Geliyor mu acaba peşimizden? Şöyle bir çıkayım şuraya. Herhalde gelmiyor. Tamam. Şimdi kırmızı anahtar burada arkadaşlar. Ee, aşağıda burada gizli bir Geçiş olacaktı diye hatırlıyorum ama şöyle bir zorlayalım kenarları şeyleri trabzanları falan bir zorlayalım belki aşağı düşeriz ee, olmadı sanki bir gizli geçiş olacaktı ya ya olması lazım çünkü başka kapı yok neyse bir aşağıdan zorlayalım ee, sandalyeye dikkat aman diyeyim sandalyeye dikkat edelim şöyle şuradan sanki buradaydı şöyle şöyle bir gidelim. arkamızı duvara verelim. Derken odaya girdik arkadaşlar. Aynen öyle gizli geçitten de geçtik. Şimdi burada artık kırmızı anahtar. Demiştik ki 2 7 9 sonuncusundan emin olmamakla beraber 4 demiştim. Hemen deniyoruz. Ve kırmızı anahtarı da aldık. Adım adım bitirmeye yaklaşıyoruz. Artık son anahtarımız. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Ee, nereden girdiğimizi tam olarak hatırlayamadım Sanki şu sol duvardandı Şöyle bir bakayım Duvara yapışa yapışa gideceğiz Şurasıydı sanki aynen öyle Hemen buradan çıkıyorum İlk odamızın karşısında bir tane kapı var arkadaşlar Çıkış direkt orası Şöyle bir bakalım nerede Açayım mı kapıyı Vazgeçtim Sesi yakınlarda geliyor ama göremiyorum kendisini. Şöyle bir... Sol tarafta gözükmüyor. Aslında yakalanıp dümdüz karşı kapıya koşsak mı ya? Ne dersiniz? Yapalım mı bir çılgınlık? Zaten daha yakalanma hakkımız var. Ee, hep o mu bizi yakalayıp öpecek? Bir de biz öptü. Allah kahretmesin seni. Yani şöyle... Şu an burası son kapı arkadaşlar. Yani şu an ben e, bu teyzeyi nasıl olur da geçerim yani. Geçmemin imkanı yok. Bir duvardan deneyeyim mi? Acaba geride gürültü yapmam mı gerekiyor? Ne gerekiyor bilmiyorum ki. Gelme 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 gelme. Lütfen gelme lütfen. Aslında ben yoğun ben yoğum. Ya öyle geri gidersin. Ama bu teyze bildiğin oyun bozanlık yapıyor ya. Hemen saklan, hemen saklan. Resmen çıkış kapısını kamplıyor yani. Burada yapabileceğim bir şey yok ki. Nasıl çıkacağım ben oradan? Anahtarları ben boşuna buldum yani. Gitme. Sola dönüp gitme. Çıkma oradan. Ay ay. Savrum zorluyor valla. Hadi yürü. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Yine yürümüyor ya. Yani gerçekten yine yürümüyor. Şu an ne diyebilirim ki? Çıkayım da öptüreyim kendimi. Ya yani o kapının önünde durdu ya. Şu an o kapının önünde duruyor. Gerçekten. Ee, arkadaşlar öpücük kaçınmazsa zevk almaya bakacağız. Gel öp. Gel. Oh. Gel. Allah'ın belası seni. Şöyle bakalım nerede? Hop koşuş. Topuk. Hayır yarım saattir şu kapıyı boşu boşuna şey yapıyor ya. Boşu boşuna kempliyor yani. Hani oyun oynuyoruz burada. Anlamıyorum ki. Gelecek mi acaba? Neyse arkadaşlar artık burada videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.